Eserin adı Sergüzeşt. Eserin yazarı Sami Paşazade Sezai. Rus şirketinin Batum'dan gelen bir vapuru tophanenin önüne yanaştığı zaman denizin üzerinde sabırsızlıkla bekleyen birkaç kişi sandallardan vapurun içine atlamışlardı. Bunlardan birisi uzun boylu, geniş omuzlu, siyah bıyıklı, etekleri ayaklarına kadar uzun, beli gayet dar bir Çerkez paltosu giymiş, yanında kendi kavminin kalpağı, elinde gümüşlü bir kırbacı olan Çerkez'e ''Hoş geldiniz, cariyeler nerede?'' diye sordu. ''İşte burada.'' ''Kaç tane?'' ''Üç.'' ''Güzeller mi?'' Çerkez esirlerin içinden birini göstererek ''Şu mavi gözlere bak, bir paşa bunun uğruna bir hazine verir.'' Çerkez esirle bu herif bir sandala, cariyeler de diğerine binerek tophane iskelesine doğru vapurla açıldılar. Çerkez esirle beraber bulunan gayet iri cüsseli Hacı Ömer isminde bir esirci vardı ki, insan ticareti yapmanın kalbine verdiği duygusuzluk ve acımasızlıkla düzenbazlığın o büyük, yuvarlak gözlerine yansıttığı bir çeşit vahşilik belirtisi olan bakışları sanki bir kaplana benzerdi. Dünyadaki tek düşüncesi kendi kişisel çıkarı olduğundan diğer insanların sıkıntıları veya üzüntüleri onun için önemsenmeyecek şeylerdi. Bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlamasını, paha biçilmez bir güzelin sesiyle akordu bozuk bir sazın çıkardığı sesi birbirinden ayıramadı. İnsanlık görevlerinden iki şeyi mukaddes bilirdi. Biri ticaretinin en temel aracı olarak odasının duvarına astığı kırbacı, diğeri ise evine giren zayıf esirlerin kimsesizliğiydi. Sandalın içindeyken kocaman yuvarlak gözleriyle Çerkez'e bakarak ve birer küçük yelpaze kadar büyük olan ellerini sallayarak esirler için pazarlık ediyordu. Pazarlık yolunda gitmeyince 45-50 yaşları arasında olduğunu gösteren ve siyahtan çok kirli bir rengi çalan kır sakalıyla esmer çehresinde bir memnuniyetsizlik ifadesi belirir, yüzü buruşurdu. Esirlerden ikisi 16-17 yaşlarında Kafkasyalı iki parlak güzeldi. Üçüncüsü tahminen 8-9 yaşlarında bir küçük esiriydi ki saçlarıyla kaşlarının arası biraz yakınca ağzı gayet küçük, yuvarlak olan omuzlarına oranla beli incecik, hele siyah gözlerindeki zeka parlaklığı sonsuz bir güzellik gösterirdi. Kabiliyetli bir el tarafından güzelliğinin sınırları çizilmiş fakat rengi verilmemiş bir resim gibiydi. Zira küçücük dudakları pek renksiz, bakımsızlıktan saçları seyrek, yoksulluk ve yolculuk sıkıntılarının etkisiyle rengi uçup gözlerinin kenarları ince bir siyah daireyle çevrilmiş, bakışlarında kafesin içine konulmuş bir kuşun ara sıra gökyüzüne bakışını andıran gizli bir üzüntü ve keder görülüyor. Bu küçük kızın üzerinde dar ve baştan ayağa ilikli bir Çerkez paltosu, başında ise küçük ve eski bir kalpak vardı. Sandallar sahile yanaştı. Esirci bu üç kızla beraber bir eve girdi. Eve girdikleri zaman onları esircinin karısı karşıladı. Kızları baştan aşağı süzdükten sonra ''Bu ikisi güzel, şu küçük kız hastalıklı birine benziyor. Bunu buraya özün diye mi getirdin?'' dedi. Hacı Ömer ''Biz de bunu 1.000 liraya almadık ya, tam yüksek kaldırımdaki Mustafa Efendi hareminin istediği gibi bir küçük.'' cevabını verdi. O gece Çerkez orada kalarak 3 gün serbest olmak üzere üçünün de pazarlığı bitti. Kızlar bu evde geceleri bir odada toplanır, birbirleriyle konuşurlardı fakat çok gülmek, Çerkezce konuşmak yasaktı. Bir müşteriye gidip de her ne sebepten olursa olsun beğenilmeyerek gelen esirlere muhakkak 10-15 kırbaç vurulurdu. Bu eve geldiklerinden birkaç hafta sonra idi ki bir sabah Hacı Ömer o küçük esire Çerkezce ''Haydi kalk gideceğiz.'' dedi. Küçük kız kendi yaşındakilere özgü bir tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak beraber geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirleriyle öpüşüp ayrıldıkları zaman çocuğun gözlerinde küçücük ruhunun acısını gösteren bir damla gözyaşı belirdi. Sonra birden hayatın ızdırap dolu ağırlığını duymaya başlayan adamlar gibi mini mini kaşlarını çatarak ciddi, üzüntülü, düşünceli bir yüz ifadesi takınıp Hacı Ömer'in o iri ellerinden tuttu. Evden çıkıp yürümeye başladılar. Küçük kız sokakta yürürken etrafından geçen arabalara, tramvaylara hayran hayran bakıyordu.
Tophane meydanına geldikleri zaman orada bir sürü çocuğun gülüşerek, haykırarak oynadıklarını görür görmez, çocuklara mahsus duygu gereği kendinden geçip, yerde bulunan bir canlının semada uçan kuşlara olan münasebetinden olsa gerek, kendiliğinden bir kalabalık gördükleri zaman katılmak sevdasının yönlendirilmesiyle hemen onların yanına doğru koşmaya başladı. Birdenbire esircinin o büyük, o korkunç gözlerini açarak, "Gel buraya, şimdi kırbacı çıkartırım." dediğini işitir işitmez yavaşça geriye döndü. Yanındaki Gulyabani'nin elini tutunca, kendisinin nasıl bir elde esaret içinde olduğunu ilk defa bu kadar acı bir şekilde deneyimledi. Hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiler. İkisi de hiçbir şey konuşmuyordu. Küçük kız köprünün üzerinden geçerken iki tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gözünü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ileri gidip de vapur düdüğünü işitir işitmez bulunduğu yerde vücuduna bir titreme geldi. Zira memleketinden ayrılırken Batum'da duran vapur düdüğünün yankısı hala kulağından gitmemişti. Karşı tarafta gökyüzünün mavi gölgesi altında omuz omuza vermiş dağların üzerinden dökülen bir rüzgar, saçlarını dağıtarak görmüş olduğu bu rüyaya, yani memleketini hatırlamanın vermiş olduğu yürek sızısına anlaşılmaz bir teselli veriyordu. Yürüyorlardı. Köprüyü geçip de yeni caminin önüne geldikleri zaman çocuğun rengi büsbütün solmuştu. Yüzünü korku ve tereddütle kaldırarak Çerkezce "Karnım açtı." Esirci kolunu çekip kızcağızı düşürecek gibi olduktan sonra ve yine itip doğrulttuktan sonra "Yürü," dedi. Yürüyorlardı. Biçare çocuğun o güzel fakat renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken ayaklarının sızladığını hissediyor fakat korkusundan bir şey söyleyemiyordu. Karşısındaki 10 adımlık mesafe sonsuz bir uzaklık gibi görünmeye başladı gözüne. Ayakları birbirine dolaşıp düşecek gibi oldu. Sonra yine doğruldu. Yürüyorlardı. Beyazıt meydanına geldikleri zaman gözünü çevirip de bir tarafa bakmaya dermanı kalmamıştı. Bacakları sanki vücuduna bağlanmış birer kurşun gibi ağır gelmeye başladığından tüm kuvveti vücudunu sürüklemeye ancak yetiyordu. Neyse ki Beyazıt'ta tramvay durağının yanındaki bir kahveye oturdular. Yorgunluktan dermanı kalmayan çocuğa o hasır iskemle bir kraliçenin saltanat tahtına oturucu kadar huzur ve rahatlık verdi. Esirci bir simit, biraz da peynir aldı. Çocuk bunları yiyip bir bardak da su içtikten sonra tramvaya binerek Aksaray'a, oradan da diğer hattın tramvayıyla yüksek kaldırıma indiler. Esirci sessiz bir mahallenin tenha bir sokağında bir evin kapısını çalıyordu. Öğle saatine rastlayan bu sırada. Doğunun parlak güneşi bu küçük ve ıssız sokağı aydınlatarak kapısını çaldıkları evin üst kat pencereleri saçağın gölgesi altında kalıyor ve alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek giren güneş ışıkları evin iç tarafına doğru girdikçe sönüyor gibi görünüyordu. O sırada öteki sokaktan çıkan bir kör, elindeki değneği tempolu bir usulde kaldırımlara vurarak "Devri lalinde baş eğmem badey gülfama ben." Yani bir kor parçasına benzeyen o kızıl dudakların varken ben gül renkli şaraba asla baş eğmem. Gazelini okuyarak geçiyordu. Evin kapısında bir köpek uyuyor. Komşunun damında bir iki kedi dolanıyordu. İnsan bu sokaklarda yürüdükçe sessizliğine, düzenli şekline ve inşasına bakarak kendini orta çağa doğru seyahat ediyor sanırdı. Evin kapısını açan Arap bir hizmetçi, "Hoş geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun." dedikten ve hanımına gidip haber verdikten sonra onları hanımın odasına götürdü. Başörtüsüyle köşede oturan hanım, şişman, esmer ve kaşlarına bir parmak kalınlığında rastıklar sürmüş bir kadındı. Kaba görünümlüydü ve çirkin bir kıyafet giymişti. Odaya girer girmez esirci küçük kıza, "Git hanımın eteğini öp," dedi. Küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince hanım gayet sert bir tavırla onu geriye doğru itti. Kız masum bir şekilde geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle, "Senin mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin. Kalk, ayakta dur," dedi. Sonra hanıma doğru dönerek, "Kusuruma bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz." gibi birkaç mazeret cümlesi sıraladı.
Çocuk esircinin emirlerine üzüntü ve şaşkınlık içinde itaat ediyordu. Bir taraftan hanım çocuğun vücudunu eliyle kontrol ederek ucuz almak için birçok kusurlar buluyor. Diğer taraftan Arap hizmetçi araştırıcı bakışlarını çocuk üzerinde gezdirerek acır gibi bir ifadeyle "Nafile hanımefendi bu zayıf çok dayanamaz ölür" diyordu. Velhasıl saatlerce süren pazarlık neticesinde hırs ve menfaat düşkünü bu iki insan 40 lirada anlaştı. Esirci alışkanlığın verdiği süratle çarçabuk anlaşmayı yazmaya başladı. Çerkez asıllı olan 9 yaşında kul cinsi esir bir kızı, hastalıksız olarak Harput Mal Müdürü Mustafa Efendi'nin eşine 40 Osmanlı lirası karşılığında satıp sözleşmenin tarafı olan hanıma teslim ettiğimi beyan ederim. Esirci Hacı Ömer. Bu senedi yazdıktan sonra evden çıktı gitti. Hanımın verdiği emir üzerine Arap hizmetçi yanında itaat edercesine sessizlik içinde duran küçük kızı mutfağa indirdi. Kendi yemek pişirirken ona da su taşıtıyordu. Hanım evin yönetim ve düzenini tam bir dikkatle yürütür ve korur. Fakat çok bağırır, pek çabuk öfkelenirdi. Kaşlarını çatarak sönük siyah gözleriyle bakışında bir çocuğu ağlatacak, bir adamı korkutacak kadar acımasızlık görünürdü. Yalnız 12 yaşında Atiye ismindeki kızını okuldan dönüşünde kucakladığı zaman şefkatli ve iyi kalpli bir hale bürünür, annelere has sıcak bir tavır takınırdı. Evin hanımı yalnız kızına bu şekilde davranıyordu. Yoksa zaten hiç çocuk sevmez, hiç kimseye acımaz, hiç kimseye merhamet etmez. Gençliğinde ara sıra kendisini döven kocasının vahşice davranışlarını görmüş ve en nazik yaratılan bir kadını bile en azgın hayvana çevirecek kadar üzücü olan kıskançlığı çok çekmiş. Üstelik bir zamandan beri kötü yönetimi ve görevini kötüye kullanmasından dolayı hakkında soruşturma açılıp görevinden alınan kocasının ızdırap ve üzüntüsünü duymuş. Bunların hepsi kalbine bir merhametsizlik ve neşesizlik getirmişti. Uğraşacak başka bir işi olmadığından ve böyle bir evi yönetebilmek için gerekli olan medeni terbiyeden yoksun olduğu için sürekli hizmetçilerle uğraşır. Onları acımasızca döver, komşularının arkasından söylenir dururdu. Kocası borçlarından kurtulmak ve memurluğunu geri kazanmak için gündüzleri dolaşıp akşamları geç gelir, sabahları erken giderdi. Akşam olunca Arapça Ali'ye ki adı Taravet idi, kendisinin yattığı mutfağın üstündeki odaya gayet ince bir şilte, sert bir yastık ve kirli bir yorgan koydu. Sabahtan beri sürekli yürüdüğü için takat kesilen küçük esir yatağın içine girdi. Evin yukarı kattaki pencerelerinden bahçedeki nar ağacının dallarına yansıyan şamdanın hafif ışığına gözlerini dikerek anlaşılmaz bir ruh haliyle "Gece," dedi. Yorganı başına çekti. Durgun, derin ve masumane bir uykuya daldı. Sabahleyin erkenden gözlerini açtığı zaman karşısındaki nar ağacında bir kuş neşeyle ötüyordu. Yatağından kalktı, başını pencereye yaslayarak kuşu izlemeye başladı. Bu kuş doğmakta olan güneşin ışığına karşı kanatlarını sallayarak uçtukça göğsünde ve kanatlarındaki parlak renkler daha bir parlar, ağaca konduğu zaman ise yeni açılmış bir çiçeğe benzerdi. Küçük kız bu seyre o kadar dalmıştı ki onu ancak taravetin "Gel yatağını kaldır," diye azarlarcasına bağırması kendine getirdi. Eline bir süpürge vererek süpüreceği odaları, edeceği hizmetleri, yukarıya mutfağa taşıyacağı suları gösterdi. İsmini Dilber koymuşlardı. Zira hanım kendisini bu isimle çağırmaya başladı. Zavallı Dilber sabahları erken kalkıyor, incecik şimtesini binbir güçlükle kaldırıyor, odaları süpürüyor, kovaların içine birer parça su koyarak yukarı çıkarıyordu. Bir sabah yukarı katı temizlerken hanımın kızı Atiye'nin oyuncakları ile oynadığını görünce süpürgesini olduğu yere bırakarak yanına gidip oturdu. Oyuncağa hayretle bakarken hanımın korkunç sesiyle "Dilber, Dilber" diye bağırdığını işitmesiyle olduğu yerde kaldı. Hanım içeriye girip bu esir parçasının kızı ile oynamak istediğini görünce Dilber'in kulağından tutarak süpürgeyi bıraktığı yere getirdi. "Sen işini bırakıp ne oynuyorsun?" diyerek bir tokat indirdi. Zavallı çocuk ağlamaya bile cesaret edemeyerek hizmetine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Her sabah kendisine verilen hizmeti bin bir zorlukla görüyor. Bir küçük kusur etse ya hanımdan ya da taravetten tokat yiyordu. Evdeki görevlerini yaptıktan sonra Atiye hanımla mektebe gidiyor, akşamları elinde çantalarla geri dönüyordu. Aradan haftalar, aylar geçmeye başlayınca dil öğrenmekte çocuklara özgü fevkalade bir yatkınlık ile Türkçeyi oldukça iyi konuşmaya ve anlamaya başladı.
Fakat sabahları gücünün yetmediği hizmetleri görmekten bir parça eğlenecek, gülecek olsa, yediği tokatlardan dolayı bu yaştakilere göre bir mutluluk çağı olan hayatın, kendisine pek zor, pek acı görünmeye başladığı, mutsuzluktan sarkmış yanaklarından, büsbütün donuklaşmış dudaklarından anlaşılıyordu. Önceleri Atiye Hanım da kendisiyle oynamak istese de annesinin ve Teravet'in yaptığı muameleleri gördüğünden şimdi her ne zaman yanına gelse pis hizmetçi haydi aşağıya diye kovardı. Üzüntü ve acı ile geçen bu çileli hayat içinde bu küçük esirin en büyük arzusu akranları gibi okula gidebilmekti. Çünkü biliyordu ki eğer okula gidebilseydi orada diğer çocuklarla muhtaç olduğu hürriyet ve muhabbetle konuşur. Kimse insanlık şerefini pis hizmetçi diye ayaklar altına alıp küçük düşürmez ve bulunduğu ümitsizlik hali ve ızdırabında dahi derslerine fevkalade gayret ettiğinden dolayı hocasından ara sıra bir aferin alır. Bütün bunlar kırılmış kalbine teselli verdiği gibi Latife Hanım adında bir de küçük yar ve can ciğer arkadaşa sahip olmuştu ki iki arkadaş fırsat buldukça hemen bir köşeye çekilip konuşmaya başladı. Bir gün Latife kendisine "Sen kimin hizmetçisisin?" dedi. "Hanımın." "Hangi hanımın?" Atiye Hanım'ı göstererek "Bunun annesinin." "Senin oyuncakların var mı?" "Hayır, ben esirim. Ben sana bir tane vereyim." Bu kısacık konuşma üzerine Latife çantasından bir bebek çıkarıp Dilber'e verince küçük esir bu güzel hediyeyi kaptığı gibi büyük bir sevinçle yattığı odadaki dolaba saklamış. Merhametsiz Arap hizmetçi görüp de bütün ümit ve sevincinin tek kaynağı olan bu bebeği almasın diye birisi odaya girdiğinde "Benim dolabımda bir şey yok ki" demeye alışkanlık edinmişti. Latife ara sıra kendisine şeker, meyve gibi çocukların çok hoşlandığı şeyler verdikçe bu hediyeleri nereye koyacağını şaşırır. Sonra kimse görmesin diye evden cüzünü getirdiği bohçasına saklardı. Fakat bir gün küçük esir Latife'den şeker alırken Atiye Hanım bunu gördü. Eve dönüşlerinde hemen annesine söyledi. Bir zamandan beri kocasının işlerinde görülen başarısızlık ve ev idaresinde yaşanan zorluklar, zaten öfkeli olan mizacına günlerce devam eden bir neşesizlik de getirdiğinden, o kadar sevdiği kızının eksik terbiyeden doğan çocukça bir gururla ettiği şikayet üzerine "Buraya gel pis Çerkez, buraya gel mundar dilenci" diye Dilber'i odasına çağırdı. Çocuk odaya geldiği zaman o rastlıklı kaşlarının altındaki sönük, beyazı siyahından büyük gözlerini açarak "Yanıma gel, yanıma gel" diye bağırıyordu. Dilber çocuklara has bir ürpertiyle olduğu yerde dona kaldı. Hanım çocuğun söylediklerini yapmamasından dolayı daha da sinirlenerek ayak attı. Küçük esir kaçmasın diye kolundan tutup yüzüne iki tokat indirdi. Hemen ardından "Şimdi dilenciliği öğrendin mi? Seni küçük dilenci" diye söylenerek bohçanın içinde ne kadar şeker meyve varsa hepsini pencereden aşağı fırlattı. Muzur kadın. Dilber'in sahip olduğu bütün her şeyi merhametsizce zavallı kızın dünyasını yıkarak harap etti. Bu davranış yaşadığı kötü hayatın neticesi olarak takındığı da durgun tavrını ve zaten kolaylıkla incitilebilen çocuk kalbini parçalamış olsa da küçük kız yaşıtlarına kıyasla insanı hayrete düşürecek bir metanetle ağlamamak için kendini tutuyordu. Üzüntü ve hırsla kapıdan çıkmak üzereyken kendini daha fazla tutamamış, gözlerinden bir iki damla yaş süzülmüştü. Tarafet de aşağıdan bu zavallı Kafkasyalıya "Pis Çerkez, dilenci kız, gel mutfağa su getir" diye bağırdı. Son derece etkili bir şekilde esen kuzey rüzgarının ufuklardan getirdiği yoğun siyah buluttan sızan ince, soğuk bir yağmurun altında bahçedeki kuyudan su taşıyor. Kovaların doğal olarak sallanmasından su damlaları üzerine döküldükçe soğuğu ta yüreğinin içinde hissediyordu. Kovaları yerlerine ulaştırdıktan sonra ne mutfaktan dışarı çıkma cesareti ne de su taşımaya gücü kalmamıştı. Taravet bir taraftan yemek yapıyor, diğer taraftan küçük esiri azarlıyordu. "Haydi su getir tembel, sonra akşam yemeğe yetişmez" diyordu. Çocuk olduğu yerden kımıldamayarak "Artık su getiremem" dedi. Taravet ağacın aşağısından bakıp da yukarıdaki kuşları düşüren bir yılan gibi beyazları kan içinde ve yalnız o gözlere özgü vahşi bir bakışa ocaktan yanan bir odun çıkararak Dilber'e doğru yürüyünce çocuk üzerine bir yanardağ geldiğini veyahut elindeki topuzuyla yanında bir zebani dolaştığını görüp yufka yürekleri en fazla heyecanlandıran korku ve ürkeklikten doğma bir teslimiyetle hemen dışarı çıktı. Son bir gayretle kendisinden istenen görevi yerine getirdi. O akşam herkesin derin bir uyku içinde bulunduğu sırada asılı bir saat, mezarlıklarda öten bir baykuş gibi gece yarısını çalarken Dilber yatağından kalktı, yavaş yavaş dolabı açarak bir şey çıkardı.
Sonra eliyle başını tutarak bir ordu kumandanına özgü metanete düşünmeye başladı. Korkunç şey. O soğuk, o karanlık gecede bu küçücük kalp böylesine ciddi bir şekilde ne düşünüyor? Artık açacak, artık firar edecek fakat gecenin devlere mahsus. Müthiş büyük, gökyüzüne yayılan siyah kanatların altı öyle küçük bir mahlukat için sığınak olamaz. Kaçacak ama nereye? Kendisine meçhul olan bir kuvvetin yönlendirmesiyle bir şey arayacaktı. Kendisinin haberi olmadan, ayaklarının yol göstericiliğiyle bir yere gidecek. Kendisini güvende hissedebileceği, kendisine insan gibi davranılacağı bir sığınak arayacak. Eziyet edilmekten, dayak yemekten kurtulmak, teselli edilmek, kucağına atılıp ağlamak için annesini bulacaktı. Zavallı esir, gururlu bir tavır ile hanımının verdiği elbiseyi üstünden çıkararak yavaş yavaş dolaba açtı. Dolabın tozları içinde bir köşeden atılmış çerkez paltosuyla kalpağını çıkardı. Giyinirken ikide bir de yatağında uyuyan Taravet'e ürkek gözlerle bakıyordu. Odanın içindeki kandilin zayıf ışıkları çocuğa, minderin üzerine atılmış olan eski hırka ve yırtık entariyi, ağır bir uykuya dalmış Taravet'in korkunç gövdesini gösteriyordu. Kaçması için bir de bohça lazımdı. Okula giderken kullandığı bohçasını önüne açarak içine en önce Latife'den aldığı bebeğini koydu. Sonra bir elma, daha sonra yüzük olarak iki demir halkasını yerleştirdi. İşte dünyada sahip olduğu tüm eşyayı bohçasına yerleştirirken aralıksız ve sessiz sessiz ağlıyordu. Bir taraftan gözyaşı döküyor, bir taraftan da bohçasını düzenliyordu. Aferin küçük Kafkasyalı. O gururlu yüreğiyle kendi sahip olduklarından başkasını almaya tenezzül etmeyerek bohçasını koltuğunun altına alarak oda kapısından dışarı çıktı. Karanlıkta elleriyle merdivenleri kontrol ederek aşağı indi. Sokak kapısına yaklaşıp da kapının demirli olduğunu görünce kararlılığının önüne geçen demir, kuralların bu tahammül bırakmayan engelleri karşısında tam bir ümitsizlikle dona kaldı. İçindeki ümidin son bir gayretiyle kendini toplayıp, zayıflayan kuvvetiyle bir iskemlenin üzerine çıkarak demiri yukarı doğru itti. Açılmıyordu. Öfke ve ümitsizlikten titreyen elleriyle bir kere daha denemeye kalkıştı. İmkansız. Demir hanımıyla Taravet'in kalbi gibi hissiz ve katı bir şekilde duruyordu. Ümitsizliğin verdiği olanca kuvvetiyle bir kere daha itince demir kımıldadı. Yarım saatlik bir çabanın sonunda mutlu sonuca ulaşmıştı. Kapıyı tekrar kapamak hatırına bile gelmeden kendisini sokağın ortasında buldu. Gece tüm sükunet ve karanlığıyla ortalığı kaplamıştı. Ne gökteki bir yıldızın ne de yerdeki bir kandilin ışığının göründüğü bu koca gecenin içinde hiçbir ses işitilmiyor. Yalnız uzaktan uzağa havlayan köpeklerin sesleriyle ara sıra şiddetle esen soğuk, etkili bir rüzgarın eski Bizans harabelerinden çıkardığı müthiş seslerin yankısı kulaklarına ulaşıyordu. Küçük kız korkusundan önüne bakıp adımlarını sıklaştırarak devam etti. Mahalleyi geçip de bir tarafında yangın harabesine rastlayınca oradaki bir evin önünde birdenbire durdu. Yaşamak için nezaket, sevgi ve himayeye muhtaç olan bu mahluk, küçücük kalbiyle o büyük ve karanlık gecenin korkunç sessizliğiyle harabelerden çıkan müthiş seslerin ve kuzeyin buzlu dağlarından kopup gelen şiddetli rüzgarın etkisiyle iliklerine kadar üşüyüp titremeye başladığı zaman Taravet'in zulümlerini hatırlayarak artık özgürlük yolunda olduğunu unutup bulunduğu yere oturdu. Bitkin gözleri rüya gibi bir şeyler görmeye başladığı zaman ta karşıda siyah kadife ile kaplanmış gibi görünen karanlık gökyüzünün uzak bir köşesinde gittikçe netleşen ve yakınlaşan bir ışık belirdi. Gökyüzüne daha dikkatli bakınca o ışığın içinde anneciğinin gülümseyen yüzünü gördü. İşte orada. Kendisine gülüyor. Sözlerini duyacak. Ah üzerine doğru geliyor. Gücünün yetmediği şeyleri taşımaktan zayıf düşen kollarını anneciğini kucaklamak için gökyüzünün o yönüne doğru uzatarak "Anneciğim kurtar beni" dedi. Sonra şiddetli bir feryatla arka üstü düştü ve bayıldı. Bu derin uykudan uyandığı zaman kendisini bilmediği bir evin, bilmediği bir yatağın içinde buldu. Karşısında zamanın ve geçmişin bıraktığı izlerle buruşmuş ihtiyar bir kadın. Yumuşak ve şefkat dolu gözlerini çocuğa dikmiş, titreyen elleriyle ilaç veriyordu. Hiç şüphe yok ki yaşlı kadının o şefkatli bakışları bu küçüğe verdiği ilaçtan daha tesirliydi.
Siyah olduğu günlerde sevgi, ağardığı vakit ise yufka yüreklilikle dalgalanan saçları, yatağın içinde Dilber'in üzerine döküldüğü zaman pek yakışmıştı. Yattığı odanın köşesinde küçük bir minder vardı. Odanın ötesinde berezinde birer küçük cildeden ve bundan 50-60 sene önce yapılmış bir rafın içinde Çanakkale testisiyle bardağından başka bir şey yoktu. Çocuk yatağın içinde kalkıp da arkasını yastığa dayadı ve yanına koydukları bebeği kucağına aldığı zaman ihtiyar kadın konuşmaya başladı. Yavrucuğum sen kimsin? Kimin kızısın? Ben bir hizmetçiyim. İhtiyar kadın biraz düşündükten sonra titrek elleriyle Dilber'in saçlarını okşayarak "Kimin hizmetçisisin?" diye sordu. "Hanımın." "Hangi hanımın?" "Atiye hanımın annesinin." Yaşlı kadın bir asırlık başını eline dayayarak bir daha düşündükten sonra "Kızım sen dün gece öyle geç vakit niçin sokağa çıkmıştın?" Dilber cevap vermedi. Öyle gece yarılarında çıkan hayaletleri düşünmeden, yaramaz çocuklara gözüken umacılardan korkmadan buralara nasıl geldin yavrucuğum? Dilber cevap vermedi. Dün gece yatakta anneciğini sayıklıyordun. Annen kimdir? Şimdi nerede? Söyle evladım. Bilmem, dedi Dilber. İhtiyar kadın gözlerinin yaşını sildi. Dur sana torunumu göndereyim de beraber oynayalım. Diğeri kapıdan çıktı. Bir iki dakika sonra odanın kapısından bir çocuk girdi. İki çocuk kısa bir sürede birbirlerine baktıktan sonra kapıdan giren yatağa doğru koşarak küçük kızın boynuna sarıldı. Dilber bu çocuğun okul arkadaşı Latife Hanım olduğunu yatağın yanına yaklaşıncaya kadar anlamamıştı. Dilber sana ne oldu? Hiç ben kaçtım. Niçin kaçtın? Beni çok dövüyorlar, hizmet ettiriyorlar. Sonra her dakika pis çerkez, pis hizmetçi diyorlar. Oyun oynasam yasak. Üşüdüğüm zaman mangalın kenarına otursam, taravet maşa ile elimi yapıyor. Bak koluma. Dedikten sonra yorganın içinden çıkardığı kararmış, katılaşmış kolunu gösterdi. Sonra devam ederek, bu yatağı aşağı indirin de ben sizin esiriniz olayım. Sana su taşırım, bebeklerini giydiririm, odanı süpürürüm. Beni bırakma dedim. Latife, ben seni burada dolaba saklarım. Seni kimse bulup götüremez. Bir çocuktan yardım istemesi. Diğerinin buna insani bir sevgiyle karşılık vererek dolabın içine saklamak gibi masumane bir öneride bulunması ne tatlı şey. Zavallı çocuklar, sizlerin o minik elleri birkaç asırdan beri insanlığın altında inlediği esaret zincirlerini kırmak için değil. Belki kendiniz gibi küçük kuşları, güzel çiçekleri okşamak içindir. Bu gizli görüşmeyle verdikleri kurtuluş kararı üzerine, ikisinin de meleklerin ağzıyla öpmeye layık olan günahsız, pak yüzlerinde sevinç nuru görünmeye başladı. Latife koşarak büyük annesine, bu kızın kimin hizmetinde olduğunu ve acılar içinde yaşadığını dilinin döndüğünce anlattı. İhtiyar kadın çoğunlukla bu yaştakilere mahsus, Allah'a tevekkül ve vicdan rahatlığından doğan büyük bir sessizlik ile Dilber'in yanına geldi. Güven veren bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sen korkma benim güzel evladım diyordu. Son bulan bir ömür, henüz yeni başlayan bir hayata bu sükunet ve şefkatle teselli vererek tesettür için başına bir örtü, dayanması için eline bir değnek alarak sokağa çıktı. Yıkılmış, harap olmuş, kaybolmuş emellerin ve ümitlerin mekanı olan ve 90 seneyi aşmış zamandan beri çarpan bu kalbin en derin bir köşesinde bu küçük kızı bir kurtarma arzusu uyanmıştı. Bir fener, insana karanlıkta nasıl yol gösterirse, bu arzu da ümitsizlik içinde bulunan bu ihtiyara öyle rehberlik ediyordu. Yaşlı kadın bu çocuğu kurtarıp Allah'a her gün sunduğu ibadetlerinin birisini de o gün yerine getirmek istiyordu. Doğru Mustafa Efendi'nin evine giderek kapıyı çaldı. O sabah taravet uyanıp da Dilber'i yatağında göremeyince, belki su taşımaya gitmiştir diye düşünüp bahçeye çıktı ve oraya baktı. Orada göremedi. Evin her tarafını dolaştı, yine bulamadı. Sonra aşağıya inip de sokak kapısının arkasına kadar açık olduğunu görünce, kaçtığını ve gece yarısı kim bilir nerelerde kaldığını ve belki de sokak köpekleri tarafından parçalandığını düşünerek, Dilber'in bu yaşta kaçmayı bilmesine şaşırdı. Hemen aklına hanımı geldi. Ona bunu nasıl söyleyecekti? Zarara uğrayan hanımının dehşetinden korka korka telaşla odasına girip "Ah hanımcığım, Dilber kaçmış, Dilber kaçmış" diye feryat etmeye başladı.
Hanım bu haberi alır almaz hayretle. Dilber mi kaçmış? Kız sen delirdin mi? O yaştaki bir çocuk kaçmayı ne bilir? Tarabet çocuğun kaçtığı yeri görmediğinden hasıl olan hırs ve hiddetle karanlık çevresinde, karanlıkta sönük bir kandil gibi parlayan gözlerinin beyazını göstererek ve korkusundan titreyen sesi, siyah piyanonun bir parça açılmış kapağından görünen beyaz tuşları gibi parlak dişleri, görünecek kadar açılan ağzı ve telaşından büsbütün kaçışı anlatmaya çalıştı. Kaçmamış olsa bahçede olmaz mıydı? Dolabı, giysileri, sokak kapısı arkasına kadar açık. Yok, hiç yok. Hanım birdenbire hiddetlenerek, bütün suç sende. Şimdi gidip bul. Yoksa dayaktan canın çıkar, deyince Tarabet başını örtüp sokağa fırladı, gelen geçeni durdurarak. Bizim hanımın hizmetçisini sen mi çaldın diye soruyordu. İhtiyar kadın eve gidip Mustafa Efendi'nin hanımıyla oturduğu odaya girince, hanım ayağa kalkarak telaşla, ah hanım nine, başıma gelenleri sorma, benim o pis hizmetçi, o pis çerkez kaçtı diye dövünmeye başladı. İhtiyar kadın sakinlik ve yumuşaklıkla, hayır kızım senin hizmetlerin kaçmadı, bendedir dedi. Bu söz üzerine hanım şaşkınlığından bulunduğu yerde durup cansız bir cisim gibi dona kaldı. İhtiyar kadın sözüne devamla. Kızım, Cenab-ı Hak çocukların günahını bağışladığı gibi hanımlar da kusurlarını affetmeli. Size bir ricaya geldim. Biriktirdiğim 5 kese akçeyi size hediye edeyim. Siz de bana çocuğu verin. Hanım şaşkınlığı daha da artmış bir halde. Ne yapacaksınız ki onu? Yaşlı kadın meseleyi halletmek için ciddiyetten uzak ve konuşulanları büsbütün latife tarzına döktü. Ağzından çok gözleriyle gülerek, kandil gecesi bir kuşu özgürlüğüne kavuşturacağım dedi. Hanım kendine özgü olan soğuk bir tavırla, ben hizmetçimi kimseye satmam dedi. İhtiyar kadın, kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye veremem deyince, Mustafa Efendi söze atıldı. Eviniz hırsız yatağı mı diye sordu. Yaşlı kadın sustu. İhtiyarlara saygı, kadınlara hürmet, çocuklara himayenin, insanlığın ve medeniyetin vicdana emanet ettiği ilahi bir görev olduğunu bilmeyen bu mundar vahşi, esirim değil mi? Öldürürüm de yine de satmam. Der demez ihtiyar ayağa kalktı. Hayatın baş döndüren derin uçurumlarını görmüş gözlerini, Mustafa Efendi'nin kuzguni siyah sakalının daha çirkinleştirdiği ve İran ile etrafında bulunan milletlerde görünen toprak renginde esmer, uzun ve gayet sık sakalıyla bıyığının arasında küçük bir siyah nefes deliği gibi görünen ağzının üzerine inmiş uzun burnu, kılları, dik kaşları, çekik gözleriyle bir yırtıcı kuşa benzeyen çehresine dikerek ve zamanın beyaz saçlarla taçlandırdığı başını sallayarak bir Roma imparatoruna özgü heybetiyle lanet olsun size dedi. Hemen başını örterek her adım attıkça inleye inleye evine gidip de doğruca Dilber'in yanına girdiği zaman bir dişi kalmayan ve sabahtan akşama kadar Cenab-ı Hakk'a yalvaran ağzıyla çocuğun gözlerinden öperek dedi ki, kızım, yeryüzündeki kelebeklerin uçması için çiçekten kanat veren Cenab-ı Hak seni her zaman onların elinde bırakır mı? Sen yine hanımına git. Korkma yavrucuğum. Bundan sonra seni dövmeyecekler. İhtiyar kadın bunları söylerken sokak kapısı çalınıyordu. Cumbadan başını uzatarak, ne istiyorsun İmam Efendi dedi. Mustafa Efendi'nin cariyesini almaya geldim. Çabuk aşağı insin. Cevabını duyduğu zaman yaşlı kadın nuru sönmeye başlamış. Fakat yaşları dinmemiş olan gözlerini çocuğa yönelttiği sırada Bilber de kendisini zindan ıstırabına çağıran bu ses üzerine gökgürlemesinin çocukların kalbinde doğurduğu dehşetten hasıl olma bir imdat baskısı ile ihtiyara bakıyordu. Hiç şüphe yok ki bu iki yaralı ruh birbirlerini Allah'a yakın bir yerde, lakin büyük acılar içinde görüyorlar. Yaşlı kadın çocuğu kucaklayarak durmadan gözlerini siliyordu. Dilber, ihtiyarın kucağında 95 senelik bir hayatın son gün batımı olan beyaz ve uçları kınalı saçlarını yüzünden ayırarak odanın kapısından dışarı çıktı. Fakat hiç ağlamıyordu. Ağlamak, uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan kuvvet kırıntılarının feryadıdır. Ağlayamadığımız zamanlar biz de o gücün mahvolduğu vakitlerdir ki onun yerine var olan bu etkili sessizlik en şiddetli acıların sebep olduğu gözyaşlarından bile daha yakıcıdır. Dilber böyle bir sükunetle aşağı inerek doğruca İmam Efendi'nin ellerinden tuttu ve yürümeye başladılar. Zavallı çocuk.
Bu kısacık ömründe ikinci defa yalnız öncekinden daha sert bir rehber ile kendisinden demirden kuvvetli, ölümden soğuk esaret pençesi içinde nasıl güçsüz bir zavallı olduğunu anlayarak gece yarıları kaçtığı hapis azabının kapısına gelince ruhunun ve vücudunun bütün gücü ve cesaretiyle kurtulmaya çalıştığı acı ve üzüntülere, zorlu hizmetlere ara bedici bir kuvvet tarafından tekrar teslim olunduğunu gördü. Zihninin ulaşamadığı ve kendisini doğaüstü saydığı bu dehşetli kuvvete karşı masumane duyguları ve çocukça yargıları tamamı ile mahkum olduğu için baştan aşağı titreyen siniriyle evin kapısından içeri girdi. Hanımın merdiven başından "Hınzırı gözüm görmesin, dolaba kilitle" dediğini işitti. Sesini çıkarmadı. Tarafet onu dolaba sokarken arkasından tekmeyle vurduğu için Dilber, dolabın içine şiddetle yüzü koyun düştüğünden yüzünden bir iki damla kan aktı. Gözünden bir damla yaş bile akmadı. Hayvanlar arasında yılanlardan bile daha çok korktuğu farelerin etrafında tıkırda ederek dolaştığını işittiği halde bir kere başını bile çevirip bakmadı. Gece saat 3, dolap hala kilitli. Sabahtan beri yalnız bir parça ekmekle peynir yemişti. Çocukluğunun verdiği iştah kendisine açlığı mide ağrılarıyla hissettiriyordu. Nihayet onu dolaptan çıkardılar. Bir parça ekmek yiyerek tam bir sükunetle odasına gidip yatağını yaptı. Elbiselerini değiştirerek yatağına girdi. Taravet duyup da dövmesin ya da gidip hanımına haber vermesin diye yorganını başına kadar çekerek ve gündüzden beri sızlayan yüzünü küçücük elleriyle tutup "Anneciğim, anneciğim" diye fevkalade bir şiddetle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Eserin adı Sergüzeşt. Eserin yazarı Sami Paşazade Sezai.